Cenab-ı Hakk'ın 99 tane ismi var. Bu 99 tane isimden 98 tanesi Cenab-ı Hakk'ın bir yönünü, bir özelliğini anlatır. Mesela Rahman, Cenab-ı Hakk'ın merhametini anlatır. El-Aziz, Allah'ın gücünü, kuvvetini anlatır. El-Gafur, Allah'ın bağışlama özelliğini anlatır. Yani 99 tane isimden 98 tanesi Allah-u Teala'nın yönlerinden bir yönünü, özelliklerinden bir özelliğini anlatan isimdir. Ancak Allah ismi ise bütün bu özellikleri cem eden, özellikleri toplayan Zat-ı Pâki Sübhaniye'nin adıdır. Allah dendiği zaman bunun içerisinde Rahman da var, Rahim de var, Melik de var, Kuddüs de var, hepsi Es-Semî var, El-Basîr var, hepsi var içerisinde. Allah ismi bir başka dile, yabancı dile tercüme yapılırken Allah'tan başka bir kelimeyle yapılamaz. Mesela Allah kelimesinin karşılığı Türkçe'ye çevrildiği zaman Allah'tan başka değildir. Tanrı olabilir mi? Tanrı kelimesi Allah kelimesinin karşılığı değildir. İlah kelimesinin karşılığıdır. İlah başka, Allah başka. İlah ibadet edilen, hak etmiş etmemiş, layıktır değildir, önemli değil. İlah kendisine ibadet edilen zat demektir. Allah ise 98 tane ismin özelliği, güzelliği, ifade ettiği özellik ve güzelliklere sahip olan, yerlerin ve göklerin Hâlik'i olan, bir ve tek olan Rabbimizin özel ismidir Allah.